Yalvarıyorum Allah rızası için, peygamberin Allah'ını seven vatandaşlara da yerlere çöplük atmasınlar. Ben karşıyım kardeşim. Benim hastalığım var. Yerlere sigara izmarati olsun, kirbit olsun, bir çöp atılmasın. Rica ediyorum Allah rızası için, peygamber aşkı için. Bak İstanbul'da Asalet Kültür Medeniyet var. Buradan da İstanbul'a selam söylüyorum beni sevenlere. Bak buradan belediye başkanlarımıza. Kesinlikle mahallelerde duyarlı olsunlar. İnsanlar duyarlı olsun. Allah aşkına, peygamber aşkına. Niçin? Çevre kirliliği. İstemedim, sevmedim, dünyada hoşlaşmadım. Ölsem gözlerim açık çıkacak. Çevre kirliliği. Ya Avrupa'da medeniyet, asalet, kültür var. Neden? Adamlarda kültür var. Gavur değilsiniz. Gavur, bizim Türk milleti gavur olmaz. Niye gidini işini atıyı yapayım? Eğitim, öğretim. İlgi alaka yok. Asla memnun değil. Belediye başkanları bir de cezaları ağırlaştırsınlar. Cezaları ağırlaştırsınlar. Bak rica edeyim, yalvarayım bak. Bir vatandaş olarak da. İstanbul'da biz çok kültür, asalet, medeniyet var. O kadar güzel, ilgili, alakalı. Müfettişler gezsin. Müfettişler gezsin. Gezmesini istiyorum. Herkes masa başında ancak oturmasını bildiği, talimat vermesini bildiği. Arkadaşım gezsene. Sen bir normal vatandaş gibi bir keşif yapsana. Bir keşif yap bakalım, normal vatandaşmış gibi yap bakalım, nasıl davranıyla, nasıl yapıyla. İlgi alaka yok. Dışlanma var. Yok böyle bir sistem. İstemiyorum. Arkadaşım ben Türk vatandaşıysam hakkımı korumak zorundayım. İfade etmek zorundayım. Dileğimi getirmek zorundayım. Çevre kirliliğine duyarlı olsunlar. Peygamberin Allah'ını sever. Haşa. Bu tabii eğitimle ilgili bir şey. Bir de bu çöp bidonlarının yetersiz oluşu. Vatandaş elinde saklıyor. Bir yerde arıyor, çöp bidonu bulamıyor. Maalesef ben de öyle oluyor. Bazen sinirle ben de atıyorum yere. Ama biraz da en çok da eğitimle ilgili bir şey. Yani temizlik diye efendime söyleyeyim, insanda öyle bir sıkıntı yok. Tamam mı? Atıyor yerleri, kim toplarsa toplasın. Böyle bir şey yok. İnsan kendisi de temiz olacak. Ondan sonra da diyor ki ya buralar ne pis. E kardeşim sen attın ya buraya bunları. Kim temizleyecek bunları? Her şeyi devletten, her şeyi belediyeden beklenmez. İstemiyorum, midem bulanıyor. Sokağa çıktı mı midem bulanıyor. Bu kadar rica ediyorum, teşekkür ederim. Ya atılmaması lazım. Terbiyesizlik bir şey değil yani. Her tarafta çöp bidonu var. Ya bu bilinçle ilgili bir şey. Dinimiz ne güzel, İslam dininde temizlik imandan gelir. Ancak bu insanlarda da bilincin olması lazım. Bilinç olmadan temizliğin olması biraz zor. Herkes kendi evinin önünü, iş yerinin önünü temizlerse, bilinci de insanlarda olursa bu şekilde her taraf temiz olur. Yerlere çöp atmamamız lazım yani. Boş çöp kutusu arıyorum. Atmıyorum. Kimsenin de atmasını istemiyorum. Üçüncü sınıf insan çöp yapar. İkinci sınıf insan çöpü toplar. Birinci sınıf insan da çöpü çöpe atar. Ya ben çekirdeği çitlerken örneğin külah yapıp bir elimde çekirdek oluyorsa diğerinde külah tutup onu topluyorum yani. O şekilde atıyorum. Çok çöp atıyorlar. Atmamalılar yani. Mesela şişeleri. Ondan sonra ambalajları. Daha çok uyarılmalı, daha çok özen gösterilmeli. Ya atmayalım, tükürmeyelim. Evet. Yani sigara izmaritlerine helal, ağaç diplerine neden atıyorlar? Atmasınlar. Vallahi ben hiçbir önlem düşünemiyorum. Yasaklar çiğnenmek içindir deyip atan çok var. Ama buna belediye bir çare bulacak. Bence de. Belediyelere ceza, duyurulur. Ceza verilmesi lazım. Yere çöp attı. İhbar eder miyiz? Ederim. Edersiniz. Ederim. Ederiz, azarı da işitiriz. Aynen öyle. Neden attın dediğine sana ne derler? Çıkarlar yani, bu kadar evet, basit. Yaşadığı yeri kirletmesinler. Çok kötü bir şey. Ülkemiz böyle oldu muydu? Kimse beğenmez, turist gelmez. Bizim Türk milleti biraz pis olduğu için bu konularda ne yazık ki hiçbirimiz bilinçli değiliz ki okullarda da bunlar öğretilmiyor. Sınıf arkadaşlarımdan biliyorum, 4 katlı okuldayız. En üst kattan çöp atıyorlar aşağıya. Bu konuda çok doluyum ama yapacak bir şey yok ne yazık ki. Böyle. Önlem bence eğitimden başlıyor, eğitimden geçiyor her şey. Türkiye eğitim sistemi zaten ortada ne yazık ki. Sürekli değişiyor. 8 yılda 4 tane milli eğitim başkanı değiştirdik. O yüzden bence eğitimde bitiyor her şey ve aile de tabii önemli. Yani insan temizlik, ya temizlik olacak. Temizlik ne demek ya? Temizliğin imandır ya. Temizliği olacaksın, temiz olacaksın. Her zaman temiz olacaksın. Ama yok. Maalesef bizim arkadaşlarımız yediğini atıyor. E çevre pisliği oluyor. Olmuyor mu? Oluyor.